Çapamak TV'de sizlerle birlikte haftada bir gün YouTube kanalımızda hem takip edeceksiniz hem de rüyalarınızla ilgili isimlerinizle ilgili merak ettiğiniz dünya geneliyle ilgili parayla ilgili ekonomi ile ilgili inşaat sektörü ile ilgili ne merak ediyorsanız Emin Hakkı'ya ben sizlerle rüyanız hayır olsun Evet e, özellikle şöyle söyleyeceğim buranın enerjisi muhteşem güzel e, böyle kendimi Hawaii'de gibi filan işte antika ruhuna ait bir noktadayım her an her şey çalabilirim onu da söyleyeyim <laughs> muhteşem buranın enerjisi özellikle WhatsApp numaramıza sadece WhatsApp numaramıza ulaşabiliyorsunuz ve program yaptığımız günlerde rüyalarınızı yorumlayacağız. 0537 955 64 01'den WhatsApp'tan numaralı pardon rüyalarınızı yorumlayabilirsiniz. Özellikle benim geçenlerde bir rüya gördüm. En çok merak ettiğim rüya ne derseniz, e, genelde bok görmek nedir diye bana soruyorlar. Mesela diyelim ki Burak Bey bok gördüyse, belki onun için çok sıkıntılı, gergin. Ama Elif Hanım böyle bir rüya gördüyse gerçekten berekete, aydınlığa kavuşmayı temsil eder. Ama her bok gördüm diyen kişi de para, varlık, saltanat anlamına gelmez. Bunu kesinlikle bir belir Kişiye özeldir rüya. Ee, Burak Bey'in gördüğü rüya bok ona sıkıntı verebilir ama bana... bana da sıkıntı verebilir ama Ali'ye sıkıntı vermeyebilir. Bir de bokun renklerine göre karar verirler. Vay efendim açıktı, koyuydu, griydi. Öyle bir şey yok. Sonuçta e, dışkımızdır. E, herkesi aynı noktada olmasına gerek yok diyorum. Bir de parayı çok merak ediyorlar. Bay efendim ben çok para gördüm. Yarın paraya sahip olacak mıyım? Yine öyle bir şey. Rüya, rüya kişi özeldir. Kişi kendine ait enerji. Mesela ben para gördüğüm zaman kaza olur. Bir yerde bir deprem olabilir. Ama siz gördüğünüz zaman mirası tem temsil edebilir. Ama kişinin tabii kadın erkek ayrımı rüyalar da vardır. Ama buna girersek program o bu şu derken 15-20 dakikamız çabucak bitmiş olur. O yüzden onu da geçiyorum. Bir de en çok yılanı merak ediyorlar. Biliyorsunuz doktor simgemizde yılan işareti vardır. Daire şeklindedir, üç dairedir ve yılanı simgeler. Sağlığı temsil eder. Hani yılanı gördüm de ben paraya kavuştum diye bir şey yok. Ama genelde biliyorsunuz yılanlar da farklı gruba ayrıldığı için gördüğünüz yılanın rengi, şeyi yine kişiye özeldir. Şimdi bir WhatsApp'ımıza gelen ilk izleyicimiz var mesela. Çok heyecan duydum. Merhaba Emine Hanım. Ben Asuman. 0210 1984. İş hayatım yoluna gitmiyor. Bekarım ne zaman evleneceğim demiş. Neymiş küçük hanımın ismi? Tekrar bakıyorum Asuman. Asuman ilk önce ses enerjinde S ikinci harfin bir tanem. Senin evlilik yılın 2019'un başında olacak. Kumral özellikle gözleri çok belirgin ve şu göz noktasına yakın ya, e, gamzesi olabilir. Ya da e, çene altında küçük bir operasyon geçirme. Çok iyi biriyle evlilik yapacaksın. Renkli gözlü olacak. İş hayatınla ilgili de senden ricam sirkeli suyla kendini cuma, perşembe ve cumaya bağlayan gün mutlaka ve mutlaka yıkanıp abdest almanı ve sabah ezanıyla birlikte abdestinle birlikte namazını kıl gerçekten iş hayatın yoluna girecek. Çünkü sen 10. ay doğumlusun. 10. ay demek aslında kötülüklerin yıl sonu itibariyle biteceğini yeniliklere geçiş yapacağın dönemdir. Biraz daha zorluğum var ama 2019 senin yılın. Bir de şey genelde bana çok sorulan sorulardı. Ekonomi ne olacak? Ya ne olabilir ki ekonomi? Ben 2011 yılından... TV8'de bir programımda söylemiştim. 2011 ve 2018 sonuna kadar dünyanın geleninde sadece Türkiye ekonomi battık çıktık. Zaten sanal bir ekonomi yaşıyoruz şu an ve hani insanlar diyor ya dolar düştü düşecek. Hayır efendim dolar 4500'e kadar çıkacak. Yani Eylül'e kadar 4500'ü görecek. Euro 5000'i aşacak. İngiliz sterlini 4700 arasında altın 1200-1300'lere kadar ata liradan bahsediyoruz. Çıkacak çeyrek 300-400'e kadar varacak. Altın yatırımı her zaman karlıdır. Anneannemizin hep altında şey yastık altı altınları vardır ya. Aslında altın paranın diğer eş Değeridir. Lütfen altın almanızı tavsiye ediyorum. Ama euro ve dolarım var bozdurayım mı bozdurmayayım diyorsanız kalsın. Öyle bir paranız yokmuş gibi düşünün ve yastık altında devam edin ya da bankanızda devam edin. Dünyada depremler konusuna geleceğim. Gerçekten Türkiye 2017 sonuna kadar çok ciddi bir deprem yaşayacak ama sallantılar zaten Şubat başından beri başladı. Ama 2019-2017'nin sonunda ciddi bir deprem ama İstanbul ama Ankara ama Hatay ama Çanakkale bilinmez. Çünkü sonuçta hissettiğim şey Türkiye'de ciddi bir deprem bekliyorum. Bir izleyicimiz daha yollamış. Ona da cevap vermek istiyorum. Çok tatlı bir kızının resmi var burada. Nurcan Hanım Kayhanoğlu biz soyadı. Evlilik ismimin, kızlık soy ismimin Demirtaş. 12 yıllık evliliğim. Canım evliliğinde kesinlikle sıkıntı var. Emine Hanım sizi çok seviyorum demiş. Ben de seni seviyorum. Tanımıyorum ama sonuçta Çapamak TV'de, YouTube kanalımızda beni seven birinin olduğunda bilmek güzel bir şey. Çok çalışmış ulaşmaya kısmet bugüneymiş diyorum. Rüyamı yorumlar mısınız demiş. Ama rüya yollamamışım bebeğim. Ha yukarıdaymış ya. Özür diliyorum ya. <laughs> Çok pardon. E, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Rüyamdan sorarsan. Çünkü rüyam 2-3 katlı evde oturuyorum. Burası harabe değil. Yengemin annesinin eviymiş. Güya Trabzonluyum. Samsun'a yaşıyorum. Yengemin evi. E, rüyayı böyle gözden geçiriyorum. Ben senin ses enerjine rüyayı birleştireceğim şimdi. Özellikle dua yazdırmanı istiyorum. Son 4 yıldır evliliğinde, düzeninde, maddiyatında bir nasipsizlik oluşmuş bebeğim. Ve evde gereksiz tartışma, gereksiz kaoslar var. Bu duayı da eğer ben kimseye inanmıyorum, hoca bana sıkıntı veriyor derseniz Meryem suresi özellikle öğlen ezanı ve cuma ezanında Cuma ezanıyla birlikte Meryem suresini 11 kez okuyacaksınız. Uzun bir suredir ama keyifli bir suredir. Bunu bir suyun içinde hafif e, elma sirkesi, kendi yap, yaptığınız el, elma sirkesiyle duvar köşelerinizi yere değmeyecek noktada dökerseniz e, yere değmeyecek, kesinlikle olmayacak, ayak basmaması gerek. Duvar köşelerinize köşelerinizde sprey, hani cam spreyleriyle yaparsanız e, 21 gün sonra tekrar evinizde toplu bir mevlüt okutursanız enerjiniz değişecek. 12 yaşındaki çocuk çocukla ilgili bir sevinciniz olacak diyorum. Ama sizin için yeni eve geçme, yeni bir yatırım. Ama üzerinizde göz var. Özellikle gözde kendi eşinizin soyundan gelen ve duada Trabzon yöresinden gelen bir dua enerjiniz var. Mutlaka bir dua okuturmanız uygun diyebiliyorum. Biz de seni seviyoruz. Hemen tekrar ediyorum ismini. Nurcan'cığım muhteşemsin sen. Öpüyorum. Bir dahaki hafta yine yayınla biz okuyabildiğimiz kadar çünkü sonuçta ilk program olduğu için burada bayağı ilk olmasına rağmen bayağı kişi WhatsApp'a mesaj atmış diyorum sayın yönetmenim de aynen öyle onayladı Burak Bey. Bir de sosyetede neler olacak? Ya Bizim sosyeteyi ben çok fazla beğenmiyorum. Yani sosyete kavramı 70'ler, 80'ler, 90'lar kalitesiydi bana göre. Bana göre ama. Tabii ki ee, geçmişteki insanlarımıza hala yaşayanlarımız hala kalitesini yaşıyor ama şu anki sosyete benim hani Hak Kasımpaşa'daki sosyete ha eee e, efendime söyleyeyim İstanbul sosyete ben sosyeteye inanmıyorum çünkü sosyete kendi kalitesini çok öldürdü. 60'lar, 70'ler, 80 olsaydı Allah'ına kadar sosyete derdim ama şu ankileri yani para insanın önüne geçtikçe sosyete kültürü yok, cahillik başlıyor. O yüzden sosyetemizin önüne çağ, do çağ dolusu para geçti ve sosyete kalitesi sadece vakıflarda buluşma, sohbet etme. Yok böbreğe mi ağrıdı, yok ara mı ağrıdı, ay ben bu bağışı yaptım, yok şuradan şunun ihalesine girdim. Boş işler, sosyete benim tarzım değil ben halk halk insanıyım. Halkımı seviyorum. O yüzden sosyete dediğim tarihlerde keşke o tarihlerde o sosyeteyi yaşas. Şam'dan Şam'dan'a girerken insanlar Beyoğlu'nda gezerken kral. Şimdi adam alıyor bir donut düşük bir pantolon arkasından giyiyor muhteşem bir ayakkabı. Ucundan kadın mı erkek mi artık o da belli değil. Erkeği kadını da belli değil. O yüzden maalesef mi? maalesef bana sosyete sorusu sormayın. Hastalık sorun, yatırım sorun, ticaret sorun, rüya sorun ama bana sosyeteden bir şey sormayın diyorum. Bana göre öyle. Evet tekrar diyorum. Çapa Mc TV'de burası bir YouTube kanalıdır. Üye olarak takibi daha hızlandırabilirsiniz. Ve WhatsApp, hani ben diğer kanallarda yapıyorum ya böyle paralı. Burası paralı değil. Gerçekten herkes istediği her şeyi yazabilir ama bu yönetmenimde kalacak bir telefon. Benim şahsıma ait bir telefon değildir. Burada size cevap vermedikleri zaman lütfen küfür etmeyin. Çünkü haftada bir gün geleceğim ve sadece seçeceğim bu rüyaları. Elimden geldiği kadar da hepsine cevap vereceğim. Bir rüya daha. Dün gece araba kullanıyordum demiş. Cengiz Bey yazmış bunu. Araba paradır. Gerçekten keyifli arabanızı kullanın. Çünkü siz yeni bir araç almış olabilirsiniz. Aracınızla ilgili göze gelmiş olabilirsiniz. Ee, yol yokuş, yokuştu demişsiniz ve yukarı tırmaktan da zorlandığınızı söylemişsiniz. Hiç zorlanmayın. Yol sizin için 2017 Mayıs'tan sonra muhteşem. İlkbahar'ın böyle sonlara yaza başlangıcına doğru muhteşem bir süreç yaşayacaksınız. Endişe etmeyin diyorum. Ee, hatta yazmışlar bizimkinler Ben ismini öyle dedim ama adınızı lütfen soyadınızı yazın Ben öyle hissettim İnşallah cevap eğer dinleyeceğiniz dönemde e Bu rüyayı hatırlarsınız Gece araba kullanıyorum Doğru mu cevap mı bir de bunların doğrularını da alalım lütfen Doğru yorumladınız yanlış yorumladınız diyorsanız Direkt geri dönüş yapın Deyin ki bu kadın yalan söylüyor Böyle bir şey yok deyin Ben yine size cevap veririm Yeter ki yorumlayın Yorumlayayım. Evet Cengiz Güney'miş doğru Doğru okumuşum yine e ee, şöyle söyleyeceğim. Emine Hanımcığım iyi akşamlar. Arzu ben 46 yaşındayım demiş. Çok üzüldüğüm bir konu var. Ben geç evlendim, çocuğum yok ve Rabbim'den çok çocuk istiyorum. Şimdi olur mu diyor? 46 yaş. Bebişim ya. Emek dediğin bana ne geliyor biliyor musun? Kadir anırla. E ee, Türkan Şoray geliyor ve o muhteşem sevemedim. Selvi boylu, selvi boylu mal yazmalım. Emek doğurmak değil. Emek gerçekten insanı yetiştirip adam etmektir. Bence evlatlık edinin. Çocuğu deneyin tüp bebek. ikinci denemede olur ama sizden ricam gönlüm tüylerim diken diken oldu gerçekten. Siz muhteşem bir insansınız ve size evlatlık yakışacağını düşünüyorum. Mutlaka yapın. Ve ben sizin anneliğinizin merhametinize inandığım için çocuğunuz da olsa evlatlık edinin istiyorum. Emek çünkü her şey. Yani şu an burada oturmak bile emek. Hayat emek, nefes almak emek. Yeter ki emeğimizi doğru noktada kullanalım. Aras Bulut geçenlerde rüyama geldi. O çocuğun soyadını tam söyleyemiyorum ama içeride dizide Mert Komiser. Çok da karizmatik, çok da kibar bir çocuk. Çok beğeniyorum. Motor kullanıyormuş rüyamda. Gerçek hayatta da kullanıyormuş. Araştırdım sonra. Motor kazası yapacaksın Aras Bulut. Çok yakın dönemde. Rica ediyorum ayarlarını, motorunu, senin güzel bir kariyer hayatın varken Erken sakat kalmanı istemiyorum bu hayatta. S sadece tanımıyorum, etmiyorum, hiç de karşılaşmadım ama gördüm, gerçek gördüm. Hatta sabah kız kardeşim'e anlattım rüyayı. Biz ailece rüya yorumları, annem, rahmetli annem de rüya yorumlardı. Dedi ki o çocuğa bir sıkıntı olacak abla, bir arkada. Hatta bir arkadaşını bulmaya çalıştım, birilerini aradım ama sana ulaşacak kimse bulamadım. çepamak TV'de ulaştım ama gerçekten dikkat et, kaza yapmanı istemiyorum, yolun her zaman açık olsun diyorum. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Sevgi, çocuklar, aile, temel. Bizler gelip geçici insanlarız bu hayatta. Hepimiz topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Lütfen evlatlarımıza gelecek travmaları olmasın diyerekten sevgiyi aşılayalım. Aile temelinde 7 yaş dönemine kadar çocuklarımıza hiç fark etmiyor sevgi öğretelim ki mutsuz çocuklarımız olmasın boyatsa. Mutsuz gelecekler olmasın. O yüzden bir rüya daha yorumlayacağım. Sonra Çapamek TV'ye veda edeceğim. Bir dahaki bölümlere görüşmek üzere diyeceğim. Son e, rüyamızı da bir izleyicimizden alıyorum. Teşekkürler demiş. Merhaba Marisa 88 yaptığım projede Evet, senin yılının özellikle Eylül Ekim projen Marka, sen çok iyi bir marka yaratacaksın. Markanı doğru kullanırsan, Türkiye'nin genelinde değil belli noktalarda çok büyük bir başarı yakalayacaksın. Paranın kıymetini ver, bil, arazi almanı tavsiye ediyorum sana. Çünkü e, arazi, toprak enerjisi çok müsait birisin sen. Bunu yine şey yap, toprak enerjisi çok müsait birisin. Çok da başarılı olacaksın. Lütfen yüzüğü sen orijinal takmıyorsun. Hani çakma mı deriz, imitasyon mu deriz tam onu bilmiyorum ama altın düz altın tak, orta parmağına tak. Altın senin tüm üzerindeki enerjiyi değiştirecektir. Evet benim bugünkü buradaki programım bitti. Çapamak TV'ye çok teşekkür ediyorum. Youtube'da bizi izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.